Kuşadası limanındayız. Arkamızda Kuşadası limanı var. Tilos Travel yetkilisi Regi abimle beraberiz. Merhabalar. Neden buradayız? Çünkü bize çok mesaj geliyor. Eminim evet. de abime de çok evet, telefon evet, geliyordur. Kesinlikle. Evet. Şimdi konu ne? Kapıda vize. Kapıda vize ile ilgili bugün bir haber çıktı. Dün diyelim daha doğrusu. Evet. Dolayısıyla herkes merak içinde. Biz de hemen kısa bir video yapalım. Abi son durum ne? Son durum kapı vizesi onaylandı. Sıkıntı yok. Bayramda hazırlanacak. Tamam. Netlik evraklarla ilgili, ücretle ilgili bu hafta sonu kesinlik kazanacak ve bayram içinde gerekli evrakları almaya başlayacağız. Tamam. Daha sonrası bilgi kirliliği, evet. Çok bilgi kirliliği var. Hatta biletini almış olanlar var bu konuyla ilgili. Yani onu söyleyeyim, ben de çok iyi bir konuya değindin abi. Yani bu içerik çok dikkat çektiği için, insanlar bunu merak ettiği için hemen yalan yanlış bazı şeyler, videolar vesaireler, evet. yazılar çıkıyor. Planınızı sakın böyle bilgilere göre yapmayın. Bizi veya yetkili yerleri takip edin. Henüz her şey net değil. Çünkü kesinlikle. Karşı taraftan da daha haber gelmedi. Tabii, dün onlar... karşı tarafla dün görüşme yaptım. Hı hı. O da benim kurduğum cümleleri kurdu. Ona istinaden konuşuyorum zaten. Hı. Regi dedi, lütfen dedi. En geç dedi, hafta sonu dedi, her şey netlik kazanacak dedi. Biz de dedi burada görüşüyoruz halen daha. Evrak konusunda ne evraklar gerekli? Ha, gelen bilgiler arasında banka hesabı istiyorlar. Yoksa banka hesabı... Ya bunu 400, bekliyorduk zaten, ha, 400, banka hesabı. Evet, 450 euro nakit olması gerekiyor üstünde. Tamam. Vatandaşın. Bunlar kesinleştiğince tekrar tabii, paylaşacağız. Tabii, tabii, tabii. Kesinlikle. Şimdi bildiğiniz gibi... Yeşil pasaportu olanlar için zaten sorun yok. Sorun yok. Schengen evet. vizesi olanlar için de sorun yok. Kesinlikle. Pasaportu olup vizesi olmayanlar, yeşil pasaportu olmayanlar veya vizesi olmayanlar için de kapıda vize seçeneği evet. biliyorsunuz duyulmuştu. Hı-hı. Artık o iyice resmiyet kazandı, onaylandı. Evet. Bazı resmi prosedürler tamamlandı. Ama küçük bir takım ayarlamalar gerekiyor. Kesinlikle. Yani kapıdaki... Tabii, tabii. Bizim gümrüğümüz ve karşı tarafta mutlaka ki bir gelen bilgilere göre orada bir ayarlama yapılıyor. Şimdi mesela yapılıyor, herkes kadarıyla. Herkes aynı günde gidemeyecek. Belli bir konu kota olacak. Hı-hı. Daha önceki pandemiden önce olduğu gibi mesela o dönemlerde iki firma vardı burada. Hı-hı. İki firmaya da günlük 10 kişi kota koymuşlardı. Bir de böyle bir şey var. Evet. Tabii. Öyle bir söz konusu yine 10 kişiyle. Zaten bu sene 3 firma var. Kuşadası Samos. Çalışacak. Bir de Sıracık'tan başlıyor. Hı hı. 4 feribot karşıda Samos, Pitagorion limanında olacak. Tamam. Dolayısıyla 10'ar kişi verdiği zaman 40 kişi günlük olacak. Tamam. Kotada, ama, kotada şimdilik böyle ama bakalım ne olacak kesinleşecek. Evet, evet, o da netlik değil. Hı hı. Belki orası da şimdi yoğun olduğu için takviye pasaport polisi gelecek karşı tarafa da, hı hı hı. Vati limanına. Dolayısıyla onlar görüşülüyor işte. Netlik evet. yok. Yani dediğim gibi biraz ayarlamalar yapılıyor. Aynen aynen. Biraz yani önce dediğim bu konuya gibi... girmişken şeyi de soracağım. Hani Tilos Travel'ın yeni seferlerini de soracağım. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Kesinleştiği zaman sizinle video yapacağız. Şimdi Regi abim de çok zor durumda. Telefonu çalıp evet, duruyor. O yüzden evet, bu evet. videoyu hemen paylaşacağız zaten. Hı-hı. Merak ettiğiniz sorulara cevap olması bakımından. Evet. Ama her şey kesinleştiğinde, kurallar net oturduğunda hem bir video yapacağız hem de mümkünse de Tilos Travel'ın tabii. muhtemelen web sitesinde de bu yayınlanacağı kesinlikle. Için size onun tabii. linkini de vereceğiz. Hı hı. Yine sayfayı bu anlamda takip etmenizi evet. öneririm. Abi son olarak ayrılmadan önce Tilos Travel'ın ilk seferi ne zamandı Samos'a? Nisan'ın 5'inde. Nisan'ın 5'inde evet, başlıyor. Evet, ilk seferimiz tabii. 9'unda Patmos'umuz var. Tamam. Daha önce de söylemiştim. Evet. O gün Samos yok. 9'unda Patmos'umuz var. Bayram boyunca her gün Samos'larımız devam edecek. Daha sonra 1 Mayıs itibariyle de ikinci katamaranımız devreye girecek. Çift katamaran, biri Pitagorion'a haftanın 7 günü, diğeri Vati'ye haftanın 5 günü ve 4 Haziran'dan itibaren de her salı, perşembe düzenli olarak Kuşadası Patmos seferlerimiz olacak. Uh-huh. Daha önce de söyledim, Bodrum'da da olacak. 3 katamaranımız olacak uh-huh. orada. Bodrum Kos, Bodrum Kalimnos, Bodrum Simi, Bodrum Rodos. Evet. Yeni feribot rotalar. Sayıları artıyor. Evet. Feribot çoğalıyor. Çeşme, Sakız var. Hı hı. Belli projelerimiz var. Netleşince duyuralım. Onları da paylaşacağız. Onları da duyuralım. Evet. Arkadaşlar bizi takipte kalın. Kapıda vize ile ilgili her şey netleştiği zaman, kesinleştiği zaman sizinle hemen çok kısa bekletmeden size hemen bir video paylaşacağız.
O zamana kadar takipte kalın. Teşekkür ederiz abi. Rica ederim. Sağ olun.